Diğer bir konu arkadaşlar, filtrasyon. Filtrasyondan da şöyle kısaca bahsedelim isterseniz. Akvaryumda çeşitli filtreler kullanırız. Bunlar işte iç filtre, dış filtre, sump, tepe filtre, şelale filtre gibi filtreler. Bunlardan diskus için hangisi en uygun diye ona bakarsak, öncelikle uygun olmayanını söyleyeyim. İç filtre diskus için çok uygun bir filtreleme sistemi değil. Neden? İşte iç filtreler suyu çok fazla hareketlendirdiği için, debisini çok yükselttiği için diskuslarda aşırı derecede suda hareketlilik, suda debi sevmeyen hayvanlar, anatomileri icabıyla da. Onun için genelde tavsiye edilen filtreleme sistemleri dış filtre veya sump dediğimiz filtreler diskuslar için ideal filtreler olur. Tabii işin en ideali sump filtresidir. Ama onun da kullanışlık açısından özellikle evlerde zorlukları olabilir. İşte koku, nem gibi sıkıntılar yaratabilir. Ama en sağlıklı filtre bana göre sump sistemidir. Veya onu sağlayamıyorsak bir dış filtre de işimizi görür. Genel anlamda filtrasyona destek sağlaması açısından ben akvaryumlarımda bir de pipo filtre bulunduruyorum. Bu da faydalı olur. Gelelim yemleme konusuna arkadaşlar. Yemleme konusunda tabii herkesin çeşitli kullandığı yöntemler vardır. Ben genelde yavrular için yemlemeyi günde 4 defa yapıyorum. Bunlar da 2 defa kuru yem, 2 defa da kendi hazırladığım dana yüreği karışımı, yem karışımıyla toplamda 4 kez yemliyorum. Bunu tabii vakti olan arkadaşlar daha sık da yapabilirler. Yani günde 5-6'ya da çıkılabilir. Tabii ilk balıkları, yavruları anne sırtında ve anne sırtından alma dönemimizde, yani bu nedir? İşte ilk 1-1,5 aylık dönemde ilk önce Artemia ile yemlemeye başlıyoruz. Artemia dediğimiz küçük canlılarla ilk önce yemlemesine o şekilde başlıyoruz. Daha sonra Artemia'dan sonra yavaş yavaş Artemia ile birlikte dana yüreği mama ve kuru yeme geçiş alıştırarak yavaş yavaş geçişini sağlıyoruz. Yemleme konusunda arkadaşlar çok bilinen bir taktiktir. Az ve sık yemlemek. Balığın kısa sürede yiyeceği, tüketeceği şekilde yemlemek ideal olanıdır. Burada da diskus balığının genel karakteri itibariyle daha az, daha yavaş yemlenen bir balıktır. Çok aşırı derecede hızlı yemlenmez. Onun için ideali 10-15 dakikada balığın attığınız yemi tamamen tüketmesidir. Miktarı da ona göre o şekilde siz ayarlamanız gerekiyor. Yani siz yemlemeyi yaptıktan 15 dakika sonra artık tabanda yem artığı kalıyor ise yemlemeyi biraz daha azaltmanız gerekecektir. Veya attığınız 5 dakika sonra yem kalmadıysa yemleme miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Evet, en önemli konulardan birisi de diskus balığının yeni bir akvaryuma adaptasyonu. Burada siz dışarıdan aldığınız, yeni tankınızı açacağınız balıkları arkadaşlar öncelikle kendi getirdiğiniz kendi suyuyla birlikte bir kovaya açıp daha sonra sizin akvaryumunuzdan yavaş yavaş alıştırarak mümkünse damla damla veya çok kısık bir şekilde bir hava hortumu ve musluğuyla kendi akvaryumunuzdan yavaş yavaş damlata damlata veya sızdırarak
kendi suyunuza yavaş yavaş alıştırmalısınız. Bu süreç en az yarım saat 45 dakikaya yayılmalı. Bu alıştırma süreci. Ve mümkünse balığı alacağınız kişiden daha önce suyun değerlerini öğrenirseniz, işte pH gibi, iletkenlik gibi, KH gibi değerleri öğrenirseniz, kendi suyunuzu o değerlere yakın bir seviyeye çektikten sonra balıklarınızın adaptasyonu çok daha kolay olacaktır. Diskus balığında adaptasyonu diğer türlere göre biraz daha uzun sürer. Yani yeni tanka açılmış bir diskus tam manasıyla yeni tanka adapte olması, alışması bana göre bir ayı bulur. Bu bir aylık süreç içerisinde peki biz neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle balık geldiğinde ben genelde yeni balık açtığım zaman bir tanka ilk 3 gün çok fazla müdahale etmem balığa. Çok gerekirse su değişimi de yapmam ve yemlemeyi de azar azar, ufak ufak yaparım. Ondan sonra bu su değişimleri akabinde yemleme ve su değişimlerini yavaş yavaş, yavaş yavaş artırarak bu şekilde devam edilebilir. Bu adaptasyon süreci için konuşuyorum. Balıklara bu dönemde herhangi bir ilaç kullanmak çok tavsiye ettiğim bir durum değil. Ancak gerekli olduğu, gerekli görüldüğü zamanlarda belki müdahale edilebilir. Ama şunu iyi anlamak lazım. Diskus balığının tam manasıyla dediğim gibi akvaryuma adapte olması yaklaşık bir ayı bulur. Bu dönemde saklanma olabilir. Gidip bir köşede saklanma veyahut işte çok iştahlı yem yememe gibi durumlarda görülebilir. Benim arkadaşlara tavsiyem bu dönemlerde biraz daha sabırlı davranmak diskusa karşı özellikle. Ve sabırlı olup biraz daha yavaş yavaş alışmalarını gözlemleyip takip etmek. Bu tabii ışık konusu da çok sorulan bir konu. Işık arkadaşlar çok tabii ki yüksek bir ışık akvaryumda yani hiçbir balığa uygun değil. Normal bir akvaryumdaki normal bir ışık mesela bir floresan olabilir bu veya LED sisteminde bir aydınlatma olabilir. Çok güçlü olmadığı sürece akvaryumda, diskus akvaryumunda kullanılabilir. Tabii bunun süreleri önemli. Bu bana göre günde 6-7 saati geçmemeli. Işığın yanık durduğu süre. Bunun dışında diskus mesela bir yanlış kanıda şu var. Diskusun işte olduğu odaya işte çok fazla girilmemesi, çok ayak altında olmaması, çok fazla işte insan görmemesi falan. Aslında bu yanlış bir kanı. Diskus da ne kadar çok insan görürse, ne kadar çok insanla muhatap olursa o kadar daha bu işe alışıyor. Ama siz bütün gün balık kapalı bir odada hiç insan görmüyor. Akşamleyin belki 15 dakika çayınızı alıp akvaryumu karşısına geçtiğiniz anda balıklar tabii ki hepsi saklanıyor. Bu da dediğim gibi alışkanlık mı, alıştırmayla ilgili bir şey. Benim deneyimim ve gözlemim balıklar ne kadar çok insan görürse diskus o kadar daha keyifli oluyor ve daha bu işe de alışmış oluyor. Siz de karşısına geçip bir balıklarınızı izlemek istediğiniz zaman da keyifle izleyebiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz kırmızı butona basarak kanala abone olabilir ve yanındaki zil butonuna basarsanız da video yüklendiğinde cep telefonunuza anında uyarı gelir. Akvaryum rehberini Facebook ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.